Brüksel'e. Hoş geldiniz. Arkadaşlarım, bugün beraber Brüksel'deyiz. Biz birazcık yorucu bir yoldan geldik. Aslında gelip daha rahat bir şekilde açmak isterim ama birazcık geç geldik. Düşündüğümüz gibi olmadı. Onları sonra anlatacağım size. Şimdi otele geçmeden önce hemen hızlıca bir patates yiyeceğiz. Biliyorsunuz ki Belçika'nın patatesi, birası, midyesi ve waffle meşhur. Hepsini beraber tabii ki de deneyeceğiz. Şimdi Sevgi kamera tutuyor ama aşağı doğru indiriyor arkadaşlar. Bir yandan da kamera. Allah seni Sevgi, yakayamam. Çok zor. Çok soğuk. Nerede patates? Yok patates. Neden? Çünkü otele geldik. Üf, gözümüz çok korktu. Sırtımızda çanta, elimizde bavulla falan uğraşmak istemiyoruz. Çünkü her yer kar ve kayıyorduk. O yüzden otele geldik. Çantaları bırakacağız. Ya çıkıp şimdi yiyeceğiz ya da yarın sabah yiyeceğiz. Birazcık şey olduk. Sürekli plan değişiyor. Bu video içinde de sürekli plan değişebiliyor. Çünkü böyle yaşıyoruz. O anlık yaşıyoruz yani. Şimdi otel odasını dağıtmadan hemen size minik, çok minik 10 saniyelik tur yapıyorum. Odamız minnacık. Arkadaşlar, burası kapımız. Buradan giriyoruz. Hop, şurada ben varım. Odamız bu kadar. Dırı dırı dırı. Vallahi billahi bu kadar yani. Şurada bir yatağımız var. Şurada da bir çalışma masamız var. Burada da montlarımız astığımız bir yer var yani. Çok küçük, manzaramız hiç güzel değil. Kalbim kırık. Allah razı olsun, şurada bir televizyon koymuşlar. Hemen bu kapının bu tarafında da şurada da böyle bir banyomuz var. Yani bir şey söylemek istemiyorum. Sen ibissin sen. Sen bilinmiş bir nesin? Marka ışık güzelmiş kızım. Sen bilinmiş bir otel markasısın. Ayıptır. Bu kadar ufacık odalar çok ayıptır. Hello! Kız, bu kapı iki yönlüymüş ya. Aa! Ama şey çok mantıksız. Yani o kapıyı kapatıyorum da tuvaletin açık. Ne kadar saçma. Şimdi biz hazırlanıp akşam güzel bir yemek yemeye bir gideceğiz. Ama ondan önce böyle bir minik bir makyaj tazeleme. Çünkü çok kötü yaptım makyajım. Aşırı kötü ya şu. Şu devasa çantam var ya, içinde yok yok. Bunu iyi ki almışım. Eyelinerimi nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Silsem bir daha mı yapsam? Bak bakayım ya. Çok mu kötü? Çok kötü değil. Sen ona taktığın için öyle. Evet, çok tak. Çünkü alakasız yani. Bakayım biri daha güzel oldu. Şurası var ya, inan. Aa, kamerayı cam tutuyorum. Deniz kızacağım. Öbür tarafına bakayım. Neyse, Brüksel'de neler yapacağız ya? Biraz ondan bahsedin bana. Ya da bahsetmeyin. Sürpriz olsun. Yani bu odanın ışığı bizi birazcık yoracak arkadaşlar. Ama biz hazırlandık ve şimdi çıkıyoruz. Arkadaki dağınıklığı sakın görmeyin. Yemek yemeye gidiyoruz tabii ki de. Ne yiyeceğiz? İlk gecemiz aldığı için tabii ki de midye yiyeceğiz. Çünkü neden? Belçika'ya gelip midye yemeğini dövüyorlar. Şezlong muydu o da? Şezlong. Bak, söylediğim bütün isimler yanlış olabilir. Aksanıma takılmayın. Bu önümüzdeki bütün Avrupa videoları için geçerli ama aksanla asla takılmayın. Şezlong'a midye yemeye gidiyoruz. Çünkü bizim rezervasyonumuz saat 7'de ve 20 dakikamız kaldı. Let's go. Aa, size kombinimi bir göstereyim önce. Niye mi? Gel beraber göstereyim. Ne kız sayacak mıyız? Siri sana demedim ya. Sıyıyoruz. Sıyıyoruz kız. Niye sıyıyorum? Ben şöyle bir bluz denir buna herhalde. Etek ve çizmelerimi giydim. Bu çarabı hatırlıyorsunuzdur. Sevgi de etek tabii ki de giydi. Çünkü biz kardeşiz. Etek, çizme ve parıltılı bir bluz giymiş. Parıl parıl parlıyorsun. Gece nereye gidiyoruz bacım? Biracıya. Evet. Parlayarak biracıya gidiyoruz. Parlayarak biracıya gidiyoruz. Ay, şu pasajın güzelliğine bakın. Akşam bu kadar güzel ama gündüz bence bu kadar güzel olmaz. Gündüz de başka havası olur. Size bir bunu göstereyim dedim. Arkadaşlarım, sokaklarda yürüyemiyoruz çünkü kayıyoruz. Herkes öyle. Şey ama çok kötü. Buz, yerler buz. Çok kayıyor. İnşallah başımıza bir şey gelmeden hayatımıza devam edeceğiz. Ama çok güzelsin be Brüksel. Arkadaşlarım, şunun güzelliğine bakın. Ay, harika. Sen ben bir büyülen. Sen ben bir büyülen yani. Bunun hepsi altın. Neresi? Varak. Altın varak. Silah polata tuvalete çıkıyor. Kız, o da çıkıyor muydu galiba? Ay. Aha, gözüm aktı hemen. Ne oldu işte, makyaj yaptım da ne oldu? Duygulanma, tamam. Biz yemek yerine geldik arkadaşlar. Adı ne? Şezlong mu? Şezlong mu? Artık nasıl okunuyorsun? Şef Leon'a geldik. Leon'cum. Hadi yemek yiyelim. Güzel bir yer arkadaşlarım. Waffle'ı sonra yiyeceğiz. Waffle'ı beğenmeyeceğiz. Fiyatları söylüyorum size. Salatalar 12-19 arası. Mesela bu 18.90 euro.
O değildi. Her yerde şöyle mont asacakları var. Bayıldım ya. Gerçekten çok güzel. Burası böyle bayağı popüler bir yer ya. Onlar da anlıyorsunuz biliyor musunuz? Emin olduğunuz. Her yer Koreli. İçerisi sadece Asyalı. Bör, alay, kratiği. Bör, bör, alay, alay, kratiği. Asla söyleyemedim. Thank you. O değil de bizi ver. Bak bir tane adam yerdi. Sevgili iddiaya girmemize bile gerek kalmadı onun Koreli olduğunu. Çünkü pijamasıyla gelmişti. Şunu buraya koydum, çantaya sabitlesen olur mu? Seni yerim. Seni yiyeceğim sürekli. Sürekli kamerama yer arıyor. Allah'ım çıldırdım. Montları da aldı. Arkamda kötü duruyor diye. Ama arka insanlar geldi. Canım kankam, teşekkür ederim ya. Brüksel'e cheers. Ne yapıyorsun bacı? Kaldırıcı bozmamaya çalışıyorum. Bazen güzel çekeyim diye tabaklar aldı yine. İnanılmaz. Şimdi şurada makarnamız var, burada salatamız var, burada da meşhur midemiz var. O zaman bize afiyet olsun. Şu meşhur midemizi bir deneyelim. Güzel. Biz fesleğen sarımsak söyledik. Üstüne bir de peynir var. O yüzden bir bumbu peynir. Ben fotoğraf çekerken. Bence güzel yani. Sen de? Ben yemedim. Deli gibi yağlı. Deli gibi yağlı. Ekmek banabileceğiniz kadar yağlı. Ekmek yoksa patates basınlar. Çok yedi. Arkadaşlarım biz çok yedik. Biz aşırı derecede yedik, içtik. Herkes kalktı. Yanımızdaki, arkamızdaki Sevgi karşımda fotoğraf çekiyor. Bizler oturuyoruz. Biz saatlerdir konuşuyoruz. 1,5 saattir konuşuyoruz. Çenem ağrıdı, çenem ağrıdı. Midye böyle kendi özel tepsisinde bu arada pişiyor arkadaşlar. Direkt yani. Gelecek hale olursa bunu mutlaka. Ay evet, fesleğenli sarımsaklı. Yanında ekmek de isteyebiliyorsanız. Ekmek isterseniz şunları bana. Ama sıcakken yiyin, bunu asla soğutmayın. Soğuk olmuyor, hiç güzel olmuyorsa. Ben öyle yaptım, bir tanesini izlemiyorum. Ekmek yoksa patates banabilirsiniz. Mekan bu arada çok tatlı. Gerçekten çok keyifli yani. Ama çok kalabalık. Sadece şu an mesela şurası boş. Her yer çok dolu. Burası 130 yıllık bir aile restoranı. Yani bayağı meşhur bir yer arkadaşlarım. Gerçek anlamda bayağı meşhur bir yer. Bu da Belçika önemli simgelerinden biriymiş. Kapıdaki sıraya bakın. Tente'nin çizerinin Belçikalı olduğunu biliyor muydunuz? Böyle sokaklarda, böyle duvarlarda böyle şeyler var. Çok güzel gözüküyor. Aşırı derecede soğuk. Açık bir yer bulduk sonunda. Saat 9'u geçtiği için olabilir. Her yer kapanmış. Şimdi burada böyle çikolatalara bakıp kendimiz bir kutu yapacağız. Birkaç tane şey deneyeceğiz. Şimdi buradan alıp seçtiklerimizi koyacağız. Ben tabii ki hiçbir şekilde okuyamıyorum ama bence karamel. Bunlar neli? Şey. Bunlar neli? Aa, trüflü var şurada. Trüflüsü birazcık meşhurmuş galiba. Hayır. Alkollü diyor ama trüflüsü. Bu arada 100 gramı 5.90 euroymuş. Şu hediyelikler falan da var. Bunlar 25 euro aldım. İçinde 9 tanesi var ve 25 euro. Bence bu kutusundan dolayı birazcık pahalı böyle. Bunlar çok güzel değil mi? Bence bu çok tatlı. 7 euroymuş. Bunlar şey için, sıcak çikolata için arkadaşlarım. Bakın evet, bunları böyle sütün içine koyuyorsunuz. Direkt karıştırıyorsunuz. Bak bu alınabilir bence ya, böyle bir şey. Ne dersiniz? Kocacığım, sana bunu alayım mı kocacığım? Bu şey değil mi ya? Manneken Pis'in kostümlerinden. Evet. Kore kostümüne bakın. Dehan Amlok. Dehan Amlok etiketliyoruz ya. Şu 60 santimlik heykel arkadaşlar. Şu 60 santimlik heykel ne kadar ünlü var ya, size anlatamam yani.
arkadaşlarım bu heykelin başına gelmeyen kalmamış. Tam böyle çalınmış, parçalar ayrılmış, olay olmuş falan, geri bulunmuş, yerine geri konmuş falan. Bir sürü olay olmuş. Adı Manneken Pis. Doğru mu söylüyorum? Evet. Manneken Pis. İşeyen çocuk heykeli diye geçiyor yani. Bunun bir de böyle şey, böyle 900'den fazla falan kıyaseti varmış. Hatta bir müzesi varmış onun. Bazı özel günlerde onu böyle giydiriyorlarmış. Da bu giydirmemişler. Bu konuda kalbim bir tık kırıldı. Elizabeth de buranın ünlü bir çikolatacısı var. Buradaki bence bütün çikolatacılar ünlü. Biz şuradan aldık. Adı ne? Böyle bir şey. Hemen buradan aldık. Bu nerede biliyor musunuz? Bu Manneken Pis var ya, onun tam karşısında. Sokağında böyle, burada. Arkamızda Manneken Pis heykeliyle beraber ve insanlarla beraber akşam bile bu kadar varsa gerçekten gündüz burayı düşünemiyorum. Ben geldim. Hani ön kısma gelemiyorsun zaten. Arkadan böyle telefon izliyorsun. Ellerim dondu. Donmadan önce ne yapıyoruz? Trüflü çikolatamızı deniyoruz. Ne ara yedin sen kendi trüfünü? Hani dedin. Sadece bir kakao kokuyorsun yani. Evet. Çikolata şey kokuyor. Bir şey kokmuyor. Hemen deniyorum. Güzel. Çikolata gibi bir çikolata. Evet, ama ben şu an trüf aradığım için içinde onu bulamıyorum. Acı tadı geliyor. Yok kız, gelmiyor. Beyaz çikolata. Güzel ama çikolata yani. Ben normal bir çikolatası çok beğendim. Beyaz şu an beyazlıktan tabii çıktı trüf yüzünden. Isık ezmesini sevmedim. Ama az önce beyazın sadece ısırdığında o çikolata çok güzeldi. Bir çikolata diye aldığımızda içinde badem ezmesi çıktı. Ya diye bunlar bence bir şey ezip koydular. O yüzden mi yuvarlak bunlar? Hadi bir şey içmeye gidelim. Elim dondu. Kamerayı tuttuğum elim yok. O kadar meşhur ki gerçekten. Milyon tane heykeli var ya. En büyük bir hayallerinden birinin olduğu sokak geldi. Tamamen bunun hepsi ona ait. Şimdi biz bunlardan birine gidip meşhur biraları deneyeceğiz. Şunu içeceğiz. Arkadaşlarım biz Delirium'dayken aşırı derecede müzik sesi vardı. Yani şu an arkadan zaten bir tık geliyor olabilir. O yüzden orada asla konuşamadım. Cherry birasını denedim. Bence güzeldi. Ben ilk defa denedim. Yani sevginin favorisiydi. Hoştu. Beğendim yani onu. Ondan sonra böyle birazcık işte böyle müziğe böyle Türk kültürünü harmanlayarak sadece zaten oynadık. Çocuk heykeliymiş. Buraya paralarınızı atıyorsunuz. Dileğiniz gerçek oluyor. Ben demiyorum vallahi, bak burası diyor. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Markete gittik su almaya. Çünkü bütün gün su içmediğimizi fark ettik. Bir de bunu attık. Dışarısı -30 derece. Soğuktan ağlıyoruz ama. Ellerim buz tuttu. Ellerim buz. Ben gene erimedi. O kadar soğuk ki. Erimedi. 15 dakikada yürüyorum. Erimedi. O kadar soğuk. Ama buz. Ama neden olmasın. Bu PPL değildir. Yanlış anlaşılmasın. Bize afiyet olsun o zaman. Görüşürüz sonra. Hadi bay bay. Sizin hiçbir haberiniz yok aslında. Ben bugün Buruc'a gittim geldim. Şu an Brüksel'e geri döndüm. Ama Buruc videosu ay olacağı için siz şu an görmüşsünüz onları. Yok yani. Biz normal günümüze, bu akşamımıza ve yarınımıza devam edeceğiz. Sonra da bir daha Buruc gideceksiniz. Birazcık orası karışacak yani. Az önce trende gelirken, Buruc videosunu kapatırken şey dedim. Biz bittik. Eve gidip otele gidip yani uyuyacağız. Artık hiçbir şey yapamayız falan dedim. Yürürken patatesi mi oldu? Boğazımıza yenik düştük. Hemen otelin karşısında patates yemeye geldik. Şurası. Asıl olay patates değil de bu sosun varmış arkadaşlar. Şimdi beraber deneyelim. Niye bu kadar meşhur? Çok barbar. Niye bu kadar meşhur? Çok barbar.
Patatesi düz, dolu dolu bir patates var. Bu şey yok. Sosu güzel. Günaydın canım arkadaşlarım. Bir saniye fotoğraf çekip size geliyorum. Çatıların üstündeki karlardan da anladığınız üzere hala çok soğuk. Bu meydanı böyle boş görmek istiyorsanız mutlaka sabah 8-9 gibi gelin. Yoksa burası full dolu oluyor arkadaşlar. Kamerayı tutuş şekline bak be. Ay ne yapayım? Vlogger olmak çok zor. Yalnız gülerken kamerayı sallıyor olabilirim. Kusura bakma. Günaydın, günaydın ve günaydın canım arkadaşlarım. Aslında benim şu an Belçika'daki 3. günüm ama sizin için 2. günüm. Biliyorsunuz ki dün Bruges'e gittim, geldim ama o videoyu sonra izleyeceksiniz. Şimdi çok açız, saat daha 9. Aşırı derecede de soğuk. Hemen gidip bir kahvaltı yapıp ısınıp sonra meydana geri gelelim. Ama giderken yolda çok boş olunca bir çekeyim yapayım dedim de. Döndüm ya, döndüm. Hadi gelin. Let's aç, go. Aç. Yalnız o taraftan değil. Her taraf. Biz uslanmaz bir Instagram'ırız. Uslanmıyoruz. Fotoğraf çekme konusunda uslanmıyoruz. Ellerim buz tuttu. Gerçekten sızlıyorlar. Şimdi o zaman ben size birazcık Google bilgilerini okuyayım arkadaşlar. Olur mu? Bu meydanla ilgili. Dünyanın en güzel meydanları ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Grand Place, Brüksel'in merkez ve en güzel meydanı. Yan yana dizili altın işlemeli büyüleyici binaların çevrelediği, trafiğe kapalı 15 bin metrekarelik bu meydan tam olarak açık hava müzesi andırıyor. Bu meydanın en önemli simgelerinden biri olan Brüksel Belediye Binası 15. yüzyılda inşa edilmiş ve orta kısmında baş melek Mikail'in heykeli bulunuyormuş. Gotik mimarinin tüm inceliklerini sunan tam bir şaheser. Belediye binasının karşısında kralın evi bulunuyor. 12. yüzyılda ahşap bir bina olarak inşa edilmiş ve fırın olarak kullanılmış. Günümüzde Brüksel Şehir Müzesi olarak kullanılıyor. Meydan etrafında yer alan ve loncalardan oluşan diğer binalar ise kendi tarihlerini anlatan müzeler olarak hizmet vermektedir. 1690 Tüccarlar Loncası ve 1697 Kayıkçılar Loncası da bunlar arasındadır. Belediye binası asimetrik olduğunu nasıl anladın biliyor musun? Bak pencerelere bak, bir tane şu en sondaki iki tane şey var. Bunun bir tane var. Yamuk eşit değil. Yani şu an doğru anlıyorsun. Şu pencere görüyor musunuz? Tam bu taraftaki, buradaki böyle yarım. Şu taraftaki de tam. Yani bunu doğru yapamadığını düşündüğü için, asimetrik olduğunu düşündüğü için de mimarımız şu çana çıkıp kendini aşağı atıveriyormuş. Efsane göre. Sizce bir ihtimal, çok küçük bir ihtimal olarak soruyorum. Belçika beni sevmemiş olabilir mi? Nereye gitsem kapalı. Yani dün Bruges'da da aynı şeyleri yaşadık. Bugün kahvaltı için geldiğimiz mekanda da kapalı. Hepsi böyle işte 23'e 25'ine kadar falan kapalı olarak yazıyor. Bugün ayın 21'i ve burası da kapalı. Şaka gibi ya, delireceğim. Arkadaşlarım, ben birazcık böyle gerildim ve düştüm. Yani mental olarak bir düştüm yani. Çünkü aşırı derecede soğuk ve aç kaldık ve sokaklarda istediğimiz yere gidemedik. Bizim başımıza birkaç gündür geldiği için artık bir tık moralim bozulmuştu yani. Ama sevgilim sağ olsun bana hemen, hatta daha yüksek puanla yeni bir yer buldu. Oradan sonra içimi sakinlemeye çalışıyorum. Kahvaltımız geldi arkadaşlarım. Şöyle mantarlı şeyle güzel gözüküyor bu. Burada Çıldır. Çıldır bilir misiniz? Sever misiniz? Yer misiniz? Ve yedik içtik doyduk. Brüksel Borsa binasına geldik arkadaşlarım. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Brüksel'in Menkul Kıymetler Borsa binası. Ve bu bina 1800'lü yıllarda böyle Yunan tarzı yapılmış. Zaten çok da belli oluyor bence yani. Bugünlerde Avrupa Borsalar Birliği tarafından kullanılıyor. Bir de bazen de işte böyle sanat eserleri falan olduğunda, böyle bir sergi olduğunda o da burada gerçekleştiriyormuş. Borsa binasının içine girdim ve gördüğüme bakın, çok iyi değil mi? Wow. Oturdu benim fotoğrafımı çekecek. Sen gerçekten. Sen gerçekten çok çektin ya. O benim oturuşumda yaptığıma göre.
Ve tabii ki de en meşhur çikolatacılardan birine geldik. Çünkü neden gelmeyelim? Ay çok güzel gözüküyor. Hadi bir şeyler alalım. Mersi canım. Ay çok güzel kokuyor içerisi. Ne alacağız acaba? Bunlar 27 euro. Evet, teşekkürler. Biraz pahalıymış. Burada 17 metre 20 euro. Biz tabii ki de limited edition'ler de gördüysek onlar alıyoruz. Şunu deneyelim. Şurada I love you var. Arkadaşlar içinde limon varmış. Evet, onu deneyeceğiz. Bu şey var ya işte asıl merkez dediğimiz bu Grand Palace merkez. Onun hemen şurada tam bir yan sokakta, tamam mı? Her taraf çikolatacı. Bütün sokaklarda var zaten. Biz şurayı denemiştik ya ilk. Şimdi de işte Leonidas'tan aldım. Onu bir deneyeceğiz. Mesela bir de şey var işte. Şurada da mesela Elizabeth var falan. Bu da çok iyi diyorlar. Ya bir ihtimalle hepsi zaten çok iyi yani. Hiçbirinin kötü olacağını sanmıyorum. Ve birçok şubesi var. Yürürken çok fazla yerlerde görebilirsiniz. Şimdi waffle yemeye gidiyoruz. Giderken orada da çok var ama ufak ufak böyle işte. Burada bunu alalım, orada onu alalım, orada onu alalım. Bir böyle parça parça alacağız. Deneyeceğiz. Hepsini yiyeceğiz. Biz yine mi sıradayız? Gerçekten Belçika'da ya sıraya giriyorum ya mekan kapalı. Neyse arkadaşlar biz şöyle bir yere geldik. Waffle yemeye. Sevgi'yi sıraya pasladıktan sonra arkadaşlar size birazcık bu galerinin içini göstereyim. Burası böyle uzun bir alışveriş merkezi gibi düşünebileceğiniz bir yer aslında. Ama işte sağlı sollu iki tarafta da işte genelde çikolatacılar, işte ufak butik dükkanlar ve yemek yerleri falan var. Öyle şeyler var mesela. Burası bayağı çok güzel bir şey gördüm. Bayağı kalabalık oluyor ve çok meşhur yerlerinden birisi. Saniye. Ay ne yapıyorlar acaba? Yani bu kostümün sebebi ne? Bir tiyatro falan olabilir mi? Bir şey olabilir mi? Ellerinde de şey var ama bilemedim. Çok tatlı gözükmüyorlar mı? Bakın böyle bir yer. Şurası şöyle boydan boya uzanıyor. Bu arkadan. Hop buraya kadar böyle uzanıyor. Az önce bu çikolata aldığım yer vardı. Orası burası. Söylemiştim ya. Her yerde var. Çok fazla var diye yani. Yani Belçika'ya sadece çikolata yemeye gelebilirsiniz arkadaşlar. Çikolata ve waffle yemeye gelebilirsiniz. Çünkü mükemmel. Arkadaşlarım biz waffle yemeye geldik. En eski yerler 1800'lerde falan yine açılan bir yermiş. Belçika'nın waffle'ı bizim bildiğimiz waffle'dan bir tık daha farklı. Buranın fırın kısmı da varmış. Acaba şu kurabiyelerden birazcık paket mi yapsak? Ve waffle'ımız geldi. Biz çikolatalı, çilekli, üstüne de Lotus Crunch olanı istedik. Böyle kremalı veya dondurmalı falan da çok isteyenler oluyor ama biz böyle tercih ettik. Hemen yiyelim. Crunch'tan parçanı da geliyor çünkü Lotus parçalı ya. Kalabalıkta ailenin bulmaca. Çikolata alalım yine. Yine, okey. Şu tarafta. Adam çok güzel buralar ya, çok güzel. Ama çantanıza sahip çıkın ha. Sevgi her noktaya eğirte koyuyor. her çantada, her cüzdan eğirtekle geziyor, öyle. Korku böyle bir şey. Size Belçika'nın dantelleriyle ünlü olduğunu söylemiş miydim? Bence tam annelere göre bir şey. Ülke pardon. Annem gelir ki ben bunun örneğine bakayım, ben bunu evde yaparım ya falan diyecektir yani kesin, eminim. Çok soğuk. Ya bunun tatlılığı peki, bunun tatlılığı. Aslında Brüksel'e gitmek istediğim bir diğer yerde Comics Museum'du. Bu çizgi roman kahramanlarının olduğu bir müze vardı. Ne oluyor ya da doya doya izlemiştim aslında onların kanalında. Ama ben de gidip görmek istedim ki bizim otelin hemen yanında zaten. Ama öyle bir zamanımız olmadığı için ne yazık ki gidemiyoruz. İçeriği gezdim birazcık o store kısmını. Size bir şeyler çekmek istedim ama kamera yasak. Şimdi size çıldıracağınız bir şey göstereyim.
Çok güzel. Bu arada burası böyle bir alt geçit gibi. Tam onun tavanında. Hemen karşısı da Brüksel tren istasyonu. O yüzden oradan çıkınca ve buraya yürürseniz mutlaka yukarıya bir bakınız arkadaşlarım. Arkadaşlarım aşırı derecede soğuk. Yani ben Kore'de de soğuk gördüm. Evet Kore'de çok soğuk ama burası da aşırı soğuk. Yani farklı bir soğuk var. Buffalo aldık ve otele geldik. Şimdi onu yiyeceğiz. Çünkü dışarısı buz gibi. Yani gerçekten buz gibi. Bir de ondan önce ben başka bir yere daha uğradım. Oradan da çikolata hediyelikleri falan da aldım. O yüzden hepsi bitti. Şimdi burada waffle yiyip bir 10 dakika aramız var. Zamanımız var. Ondan sonra da let's go. Waffle'ımızı yiyeceğiz. Sürekli yedim pardon. Bu arada biz eşyalarımızı otelin içinde böyle bir alan vardı. Buraya bırakmıştık. Bırakırken işte böyle bir barkodumuz vardı. Şimdi barkodumuzu okutuyorum. Okey. Okudu ve içinde çıktı. Bu ne Sevgi, bunları da bırakmış. Sevgi bunları ne ara bıraktım. Ben bunların hepsini nasıl alacağım ya? Şöyle bir sırt çantamız var. Hadi gidelim. Ay ben çok yoruldum. Gerçekten ben bittim. Şimdi ben montum falan giydim. Bekliyorum. Taksi bekliyoruz. Orada Sevgi de bir lavaboya uğradı. Taksi gelecek ve otobüs durağına gideceğiz. Oradan otobüsümüze binip Düsseldorf'a geri döneceğiz. Sevgi kankam da geldi. Sevgi gel beraber bir kapanış yapalım ya. Nasıl geçti Brüksel'iniz? Çok geçti. Birazcık ama soğuk geçti gerçekten. Aynen çok güzel geçti. Biz çok eğlendik. Umarım siz de bizimle beraber çok eğlenmişsinizdir. Bir gezimizin sonuna geldik. Gezilerimiz bitti mi? Asla bitmedi arkadaşlarım. Beraber çok güzel yerler görmeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenin lütfen. Lütfen beğenin. Bir onu siz bulalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.